Cüneyt Bey, filmlerinizde pek çok defa babayı canlandırdınız. Bakalım oğlunuzu kim canlandırmış? Şoray Uzun. Cüneyt Bey, yıllar önce siz bilmiyorum. Ya burada mikrofonum var. Mikrofonum var. Ya. Baba. Ya size çok kanım kaynadı. Size baba diyebilir miyim? Son dayaktan kurtuldu, kaçtı. Oğlum nasıl cesaretle geliyorsun? Nasılsınız? Şoray ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Diyorlar ki senin oğlun Şoray olacak. Ulan diyorum Şoray, Türkan Şoray benim oğlum nasıl olur? Ben sadece Şoray. Bu ilk nasılsınız? Dizide mi diyorlar Şoray? Evet, bir dizi. Biz, şimdi Şoray Uzun. 3 yıl falan sürdü bir dizimiz bizim. Evet, 3 sene. Şoray babanın kucağına otisini oturabilir. Oturayım. Şoray Uzun, 1977'de... Evet. Bir imzalı resim istedin değil mi Cüneyt Arkın'dan? Benim Adana'da ömrü hayatında ilk gittiğim film Kılıç Arslan. Evet. Bizanslılar Cüneyt abi bir mahzenden Osmanlıları kaçırıyor. Bizanslılar da peşinden geliyor. Aslında gidin bir şeye giriyorlar. Bir deliğin içine giriyorlar. Deliğin üstünde de demir bir muhafaza var. Kılıç Arslan onu tutuyor ve siz gidin diyor. Sonra üzerine asit döküyorlar. Demirciye diyor ki yarın ertesi günde sevgilisini yakacaklar. Kurtarması lazım Kılıç Arslan'ın. Demirci bana bir demirden pençe yap diyor. Bruce Lee'nin... Öyle demiyor. Nasıl? Demirci erkek gibi söylüyor. Demirci bana bir demirden sen pençe yap. Sen son günlerde dizide oynadın mı oğlum? Oynamadım. Biraz sesin değişmiş. Öyle mi? Öyle olmuş. Biraz... Abi ne diyordu? Bana demirden pençe. Yap. Torun Karacaoğlu. Yap, sevgili yap. Torun Karacaoğlu. Böyle. Böyle. Evet. Sonra sen bu sahneyi gördün. Ben gittiğim ilk film büyük bir hayranlık besledim tabii. Her Türk genci gibi. 30'lu yaşlarında olan her Türk genci gibi. İlkokulda bizim tek kahramanımız Malkoçoğlu'ydu. Üşenmedim bir de mektup yazdım. Adres de basit. Cüneyt Arkın İstanbul. Yani resim geldi mi gelmedi mi ondan da emin değilim. Sonra gazeteciler sitesinde Levent'te oturduğunu öğrendim bir gazetede. Bir mektup daha yazdım. Ola ki ulaşamamıştır diye. Ama neler yazdım. Cüneyt Bey işte ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Keşke sizin oğlunuz olarak dünyaya gelseydim yazdım. Seneler geçti. 1994 yılında TGRT'nin koridorunda karşılaştık. Bir dizi için. Hayır ben bir iş görüşmesi için geldim. Cüneyt abi de o dönem bir program yapıyordu. Üç program birden Televizyon programı yapıyordu TGRT'de. Koridorda gördüm. Ellerimin ayaklarımın titrediğini hissediyorum. Yani aslında şurada bir heyecan yoktu da burada bir heyecan başladı yine nostaljik gibi. Aa Cüneyt Arkın dedim ben arkadaş. Ya dur tamam sakin ol dediler gittim. Cüneyt Bey dedim ben size 1977 yılında mektup yazmıştım imzalı resminizi. Niye göndermedin? Dedim Cüneyt abi de arkadan geldiğim için eli hep böyle durur o kırıklıktan kalanmış herhalde zaman. Sana hangi pozumu göndermişim dedi Cüneyt abi. Dedim hiçbir pozunuzu göndermemiştiniz bana. Resim göndermemişti. Hay Allah arabada var bir tane vereyim dedi. Yok dedim sizle tanışmak yeterli. Gel zaman git zaman oğlunu Şoray, oynamak bu diyaloğu oldu. Tam Cüneyt Arkın sesiyle yapmadım. Bunu bir daha alıyoruz. Cüneyt Arkın ha bir kere çok sen yetenek titreyerek var. Cüneyt çok yetenekli Arkın'a... bir oğlu evet. Var. Ve Cüneyt Arkın'ı harika taklit eder. Evet sen şimdi titreyerek Cüneyt Arkın'ı ilk defa gören bir adam olarak arkasından gittin. Ve ne dedin? O zaman Süleyman Bey siz Şoray olun ben Cüneyt Arkın olayım tamam mı? Ben ya koridorda yürüyorum siz arkadan gelip imzalı evet, resim istiyorsunuz. Ben sana yani. Dedim ki 1977'de sizden. Evet. Tamam ben yürürken gelin deyin onu siz. Ben oynayamam canım. Yok peki söyle. Ben o zaman şöyle durayım. Pardon Cüneyt abi affınıza. Rica ederim. Buyurun. Ben 1977'de sizden bir imzalı resim istemiştim. Cüneyt Bey. Ercan'ım ben sana hangi resmimi göndermişim canım? Ses bu mu? Ses bu. Cüneyt abi sete gelir fixtir. Günaydın çocuklar bana bir kahve verir misiniz oradan? Ne haber oğlum nasılsın? Of. İlla ki ata binmiştir bir şey olmuştur. Top oynamıştır. Top oynamıştır. Evet. 3 sene sonra Şoray ayrıldı bizden. O Şoray'ın olduğu dönemde set o kadar güzeldi ki. Müthiş espriler değil mi? Dalga geçmeler. Başka türlü zaman geçmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.